İstiyorlar ki onlar gibi düşünelim. Aynı düşüneceğiz. Yani istiyorlar ki şu beynimizi esir edelim. Biz Müslümanız. Bizim zihnimiz, fikrimiz ancak Allahü Teala'ya ve onun Resulüne bağlıdır. Hiçbir insanın, hiçbir ideolojinin, hiçbir fikrin esiri olmayacak kadar özgürüz Müslümanlar olarak. Sen kendini bir kişinin fikrine, zihnine esir edebilirsin. O beni ilgilendirmez. Ben senin gibi düşünmek zorunda değilim. Ve bu ahlaksızlar onlar gibi düşünmüyorum diye iki gündür, üç gündür ölmüş anneme küfrediyorlar benim. Ölmüş anneme küfrediyorlar. Benim annem o kadar temiz, o kadar namuslu, iffetli bir kadındı ki senin o leş dilin benim annemin yanından bile geçemeyecek kadar düşüksün. Ha, şunu da bil. O anasına ölmüş annesine sövdüğünüz bu adam var ya, bu fakir, böyle sizin içinizden geçiyor işte. Uykularınızı kaçırıyor. Haddinizi bildiriyor. Bir imam, bir hoca çıkıyor kürsüye, bütün İslam düşmanlarına hakkını, haddini bildiriyor. O ölmüş annesine küfrettiğiniz adam. Ve ben ölene kadar da bu böyle devam edecek. Sizi rahatsız etmeye, uykularınızı kaçırmaya sonuna kadar devam edeceğim. Siz de ancak böyle içinizdeki lağım birikintilerini ağzınızdaki logardan taşıyarak küfredeceksiniz. Başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. Biz de sizin gelmişinizdeki, geçmişinizdeki bütün pislikleri ortaya dökeceğiz böyle. Allah anacığıma rahmet eylesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. En basiti, bir kenar mahalle hocasıyım işte ben. Bir kenar mahalle cami imamıyım. Hepinize haddini bildirmeye devam edeceğim. Siz de küfredeceksiniz. Ben de sizin uykularınızı kaçırmaya devam edeceğim. İki satır yazıyla hem de. İki satır yazıyla.